Herkese merhabalar. Pazar sohbetleri serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yine Ümit hocamızla birlikteyiz. Hocamıza sorularımız var. Hazırladık. Eyvallah, buyurun. Başlıyoruz hocam. Hocam, kafes kuşlarında, özellikle kafes kuşlarında çok fazla tüy problemi geliyor. Evet. Bu şikayetlere ne yapabilir müşterilerimiz? Ne gibi şeyler uygulayabilir? Neden olur? Sizden bilgi rica ediyoruz. Sevgili Emre, tüy problemleri konusu son derece şikayet edilen en sık problemlerin başında gelir. Hepimiz evimize aldığımız muhabbet kuşu, papağan veya diğer kafes kuşlarında zaman zaman ya da üretimhanelerde zaman zaman bu şikayeti dile getiririz. Bu şikayetin çok fazla nedeni vardır. Fakat piyasada senin de bildiğin gibi, araştırdığımız gibi insanlar sadece çinko vererek sorunu çözebileceğini zannediyor. Evet. Fakat bu işin doğrusu bu değil. Önce seninle tüy problemleri nelerdir? Bunu bir irdeleyelim. Kafes kuşlarında tüy problemlerini belli başlıklar altında toplamak zorundayız. Bunlar tüyde şekil bozuklukları, tüyde renk bozuklukları, tüydeki kırılmalar, hayvanın kendini yolması gibi nedenler, işte bizim tüy sorunları olarak adlandırdığımız sorunlardır. Şimdi bunları Emre açmamız gerekiyor. Buraya kadar olanlar sadece ve sadece dışsal görüntüler. Evet. Bunların içerisinde, bu anlattığım konuların içerisinde birinci neden çevresel faktörlerdir. Kümesin yeri, kümesin sıcaklığı, ısı değişimleri, yani yazdan kışa geçiş, kıştan yaza geçiş, mevsimsel faktörler. Yani stresten olabilir yani hocam. Aynen, onu anlatıyorum. Çünkü bu muhabbet kuşunu ben evdekine ilk sahiplendiğim zaman koyduğum yerde bayağı bildiğiniz kaşınıyordu. Üstünden tüylerini yolup atıyordu. Psikolojik nedenler, hayvan davranışları gibi nedenleri sayabiliriz. Bu birinci neden. İkinci neden hastalıklara bağlı tüy problemleri. Bunlar fugal kökenli, mantar sorunları. Birinci neden, mantar sorunları. Klamidyoz, pisistakoza bağlı nedenler. Karaciğer hastalığına bağlı nedenler. Bir başkası Fransız tüy hastalığı nedeniyle oluşan sorunlar. Üçüncü neden beslenme ve bir diyet nedenleri. İşte bu neden üzerine insanlar video çekiyorlar. Bakın biz nedenleri saymaya başladık. Üçüncü sıraya daha rasyon aldık. Doğrusu da bu aslında. Rasyonda kullanılan materyallerden çinko, biyotin, arginin, lizin, kolin ve pantonik asit, folik asit eksiklikleri tüyle ilgili bize problemler yaratır. Bunlar önemli. Peki hocam, bizde bununla alakalı 4 tane ürün var. Bir tanesini ben kendim de kullanıyorum. Evet. İçinde çinko bulunan ürünlerimiz hangileri? Başka neler var? Yatıray aktif savaşçı, Spirulina Forum, DG2000 ve Germit Kompleks içinde birçok materyal bulunuyor ve çinko şelatlı halde bulunuyor. Hocam şelatlı çinko dediniz. Şelatlı çinko ne demek? Arkadaşlar şelatlı çinko şu demek. Korunmuş olarak vücuda giren, yani tamamen %99 eminim için oluşturulmuş bir formülasyon yapısı. SC formülasyonu. Baloncuklar halinde mikron düzeyinde nanoteknolojiyle üretilmiş bir yapı. Sevgili Emre, sadece çinko değil, diğer saydığımız materyaller de tüylerin parlak, güzel ve gösterişli olmasını sağlar. Ancak bunların bir denge halinde olması gerekir. İçinde her çinko olan, her E ve selenyum olan ürün sizler için uygun değildir. Bunun nedeni şudur. Örnek veriyorum size. Bir vitamin ürettik, büyükbaş vitamini. Bu oranlar tam 10 katıdır. Siz büyükbaş vitamininin herhangi bir ürününü alıp
kendinizde kullanırsanız o zaman aşırı bir yüklemeye neden olursunuz. Hormonal dengeyi bozarsınız. O açıdan dikkatli olmamız gerekir. Avrupa'da bu konuyla ilgili üretilmiş ürünlerin tamamında belli oranlar vardır. Bunları kafamıza göre yazmalıyız. Bir başka nedense iç parazit denilir. Pek fazla bilinmez. İç parazitler aslında hayvanlarımızı rahatsız ederler. Bunların da sayıları çok fazladır. Hayvanlarımız iç parazit olduğunda gıdıklanırlar. Gıdıklandığı bölgeyi yolmak isterler. Kendi kafalarını aşağı doğru sarkıtarak resmen karnının altını yolmak isterler. Herhangi bir yerdeki bu gıdıklanmayı kaşıyarak gidebileceğini zannederler. İşte bu da bir tüy problemidir. Bir başka neden, asıl nedenlerden bir tanesi, önemli nedenlerden bir tanesi nedir? Dış parazitler. İşte dış parazit etkeni en önemli nedenlerden bir tanesidir. Nedir bunlar? Bit, pire, kene, mite, uyuz böceği, kırmızı akar, toz akarı gibi bu tür dış parazitlerde tüylerin maalesef hayvanlar tarafından yolunmasını ya da dökülmesine neden olur. Bu tür canlılar hayvanların kanını emerler ve ölüme kadar giden sebepleri vardır. Peki hocam, bu kadar neden saydık? Bunların tamamını birden ortadan kaldırmak mümkün mü? Yani evet. Üretici müşterilerimiz var, dostlarımız var. Ne yapabilirler bu konuyla alakalı? Sevgiler, bakın. Bu konuyla alakalı önce şunu söyleyeyim. Hangi hayvan türünü besliyorsak besleyelim. Bütün özelliklerini iyi bilmemiz lazım. Arkadaşlarımız tropikal kuşlar alıyorlar. Kafeslere koyuyorlar. Bulundukları bölgelerde bu hayvanlar her gün banyo yapma isteğine sahip. Isı ve ılıman nitelikleri çok yüksek. Biz bu hayvanların banyolarını zamanında vermemiz gerekir. Vermediğimiz zaman kaşıma başlıyor. Yine metrekareye koyacağımız hayvan sayısını çok iyi planlamak zorundayız. Havalandırmayı çok iyi planlamak zorundayız. Yani işin temeli neye dayanıyor? Planlamaya dayanıyor. Önce ben bu işe başlayacağım, bu işi yapacağım dediğimiz zaman her detayını lütfen birçok yayında var çok iyi bir şekilde, çok iyi bir şekilde öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sürekli temizlik yapmak, çok az temizlik yapmak da aynı sorunları beraberinde getirir. Sevgili arkadaşlar, yine bu tür sorunlarda diyetlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Diyetlerimizde, rasyonlarımızda, diyetlerimizde bir takım sebzeleri, pancar, brokoli, havuç vesaire bunları gelişigüzel katmayın. Bazı hayvanlarımızın alerjileri vardır. Bazı hayvanlarımızın tiroidleri vardır. Bunlara dikkat edelim. 2. Malın üretildiği malzemelerde ağır metale dikkat edelim. Ağır metal kesinlikle tüyü mahveder. Peki nasıl dikkat edebiliriz? Ağır metale nasıl dikkat edebiliriz hocam? Emreciğim burada sıkıntı var. Mama üreticilerin ağır metal analizlerini vermeleri gerekir. Bu konu önemli bir konudur. Ağır metal ölüm demektir çünkü aslında birçok hastalığı da neden olduğu için ölüm demektir. Aynı zamanda sadece ağır metal değil. Bakın suyun içindeki arsenik, fazla çinko, emilimi, bunlar da gerçekten tüyleri mahveder. Hayvanları adeta çıplak hale getirir. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Peki, dış parazitlerle ilgili yapılan hatalar. Sevgili anne, hayvanlarımızda dış parazit var hocam diye gelen yüzlerce insan gördüm değil mi? Dün 3 tane müşteri geldi sırf. Evet, evet. Peki,
Biz dış pazarda kullandığımız ilaçların piyasadan bahsediyorum bakın. Dış pazarda kullandığımız ilaçların hayvanların karaciğerlerini bozduğunu hatta ve hatta onları yıprattığını biliyor muyuz? Biz sadece soruna odaklıyız. Evet. Piyasada bu konuyla alakalı toz ve sıvı ürünler var. Bakın arkadaşlar, ben size şöyle söyleyeyim. Dünyadaki en zararsız dış parazit ilaçları permetrin kökenlidir. Bunu bilin. Permetrin kökenlidir. Tabii. Yani insanda da hatta uyuz için verilen şeylerden bir tanesi. Değil mi? Değil mi? Dolayısıyla zararsız materyallere, organik materyallere gitmek durumundayız. Ama piyasada ne görüyoruz? Her tür materyali sorunu çözmek için kullanan insanlar görüyoruz. Zira ilaç grubundan tutun da her tür bilinçsiz ürüne kadar ürün kullanıyoruz. Şimdi biz biraz daha hassasız. Bir şirketimizde ilaçlama üstüne olduğu için daha iyi biliyoruz. Bunun için müşterilerimize ne öneriyoruz? Arkadaşlar, bunun için bizi toz ve sıvı formülasyonlu, organik ve hayvana zarar vermeyen kimyasal formülasyonlarımız var. Ayrıca son dönemde bir firmayla anlaştık. O firmanın haşere mücadele ürünlerinin ana bayiliği var bizde. Yani bize müracaat eden arkadaşlarımız bu ürünlerden alarak rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Tabii aynı zamanda halk sağlığı onaylı. Evet. Ürünler halk sağlığı onaylı olduğu için zararsızdır. Buna da dikkat etmemiz lazım. Yani biz bir sorunu çözmek istiyoruz ama sorunu çözerken ileride oluşacak yumurtlamama, karaciğer bozuklukları, evet, ondan sonra tümörler gibi problemleri de göz ardı etmememiz lazım. Hocam bir de sayarken mantar gibi bir şey söylediniz. Evet. Oradan bahsetmedik. Değil mi yani? Ben kaçırmadım. Evet. Mantarlar biraz da son derece önemli. Bakın, kaşınmayla kendini gösteren tüy problemleri, tüy yolunması, tüy kırılmaları, hatta tüylerden kan gelmesiyle karşılaştığımız ölümlere kadar giden problemlerdir. Bunlardan aspergillus'lar, kandidalar, klamidyalar gibi problemleri asıl kökenine indiğimiz zaman, bu problemlerin asıl kökenine indiğimiz zaman karşımıza çıkan nedenlerdir. Aslında hayvanlarımız, bak sevgili emmim, aslında hayvanlarımız bir şekilde hastalıklarını bildirmek isterler. Evet. Kendilerini yiyorlarlar. Kavgacı hale gelirler. Tüylerini dökerler. Bilerek dökerler. Bunları yaparlar. Hastalıklarını anlatmak isterler. Ama çoğu yetiştiricimiz hastalığı anlamaz. Dolayısıyla hastalığa karşı hay bu hayvan kaşınıyor, bunun paraziti var deyip hemen bir ilaç girer. İşte burada ilk söylediğiniz şey demiyor. Hayvanı çok iyi tanımak lazım. Aynen. Beslediğiniz hayvanı çok iyi tanımanız lazım. Evet. Yani bir şey para ediyor, güzel. O para eden hayvanın özelliklerini çok iyi bilmeniz lazım. Ki onunla verim alabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar, bu konularla alakalı bakınız. Bütün veteriner ilaçları, bütün halk sağlığı ilaçları, bütün formülasyonlar genet olarak bizim bünyemizde var. Türkiye'nin tümünü kapsayan hiç kimse yok. Net bir kere daha söylüyorum. Bütün bunların tamamını bilen, analizlerini yapabilen, laboratuvar testini yapabilen kişi yok arkadaşlar. Sadece genet var. Türkiye'de yok. Hiçbir kurumda bu seviyede aynı şekilde oluşturulmuş bir yapı yok. Herkes işin bir ucunda. Veteriner grubu hastalandığı zaman var. Haşere grubu haşere ilaçları satan var. Peki yemler ve hayvanın beslemesi konusu kimde? Kimse de yok. Herkes işkembeyi kübrada atıyor. Peki yine buna bağlı olarak alerji potansiyeli kimde var? Yine yok. Yani dolayısıyla çok değerli yetiştiricilere şunu söylemek lazım. Arkadaşlar,
her şeyi tek noktada bulabileceğiniz yer gelmez. Hocam bir de ben görüyorum YouTube'da, artık hep söylüyorum da, adam filan bir şeyin mühendisi, güvercinler hakkında, kuşlar hakkında video çekiyor. Öbürü ilkokul mezunu, güvercinler hakkında video çekiyor. Bir tanesi var, kişiliğini, karakterini beğeniyoruz, sevdiğimiz bir insan. Bizden bilgi alıyor, bizden aldığı bilgiyle YouTube'da video çekiyor. Yani bir de bunlara bir, çünkü iyi niyetli olsalar bile yanlış yönlendiriyorlar insanları. Evet, sevgili. Çok kritik, çok kritik o. Yani istediğin kadar iyi niyetli ol. Evet. Eğer titrin yetmiyorsa buna, bir yerde bir patlak veriyorsun ve o kişinin, izleyen kişinin, kuşlarının, kuşunun, hayvanının ölümüne sebep olabilirsin. Bu çok kritik bir nokta yani. Bir taraftan vebal de var bunun içinde. Nasıl olacak? Evet. Bunlara ne diyelim? Bu arkadaşlar videoların sonlarında ne diyorlar biliyor musun? Veya ortalarında ne diyorlar biliyor musunuz? Bir veterinere danıştım, siz bir veterinere danışın diyorlar. Hatırlıyorsun değil mi evet, bu videoların evet, hepsini? Evet. Biz bir veterinerden bir ilaç aldık, bir veterinere danışın. Böyle bir dünya yok. Eğer veterinere danışılacaksa, kliniğe gidilecekse sen niye video çekiyorsun? Kime video çekiyorsun? Yarım ağız bir video çekmeye gerek yok kardeşim. Bildiğin bir şey varsa net olarak anlatacaksın. Kendini ortaya koyacaksın. Ama sen ne yapıyorsun? Bilmediğin bir alanda bir yerlerden bilgi toplayıp videolar çekiyorsun. Şimdi bir eleştiri de izleyen insanlara. Aynen. Ben araştırmak için hadi ne yapıyorlar? Biz de video çekiyoruz. Onlar da ne yapıyor? Bakayım evet. diye bakıyorum. Ama izleyen insanlar o insanların titrinin olmadığını bildiği halde izliyorlar. Bunlara prim veriyorlar. Aynen öyle. Bir süre sonra bu adam ya hayvana kireci basalım işte ilaçlar yalandır diyen adam bir süre sonra hatta adenokoli diye bir hastalık yoktur dedi adam. Canlı yayında da söylemiş bunu. Başka bir müşteri söyledi. Sonra adenokoli için set satmaya başladı. Evet, evet. Bu yani bu insanları meşru eden yine biziz. Evet. Yapmayalım. Çünkü kolayımıza geliyor hocam. Hemen oradan kolay bilgiyi alalım, devam edelim. Yok, araştırmak lazım. Sevgili arkadaşlar, bakınız. YouTube'da herkes video çekebilir. Çekiyor da. Hiçbir şey yok. Ancak sizlerden ricamız şu. Bu çeken adamların sözlerinin tamamını doğru kabul etmeyin. Böyle bir şey yok. Bunlar ulema değil, bunlar bilgili de değil. Zaten videonun sonunda falan yerden indirdim, filan yerden Hindistan'dan getirdim, yok efendim şöyle yaptım, böyle yaptım deyip Türkiye'nin en büyük kağıt sektörünün olduğu bir yerde komik ötesi hallere gelebiliyor. Yok, kümes gezen abiler var mesela. Çok eğleniyorum ben videolarını izlerken. Evet. Evet. Çünkü kuş tanıtıyor. Evet. Ama eğer hastalık konusuna giriyorsan iş biraz daha değişiyor. Yani o kümes gezen abiler insanları eğlendiriyor, kuşları tanıtıyor. Filancanın kümesinde bu kuşlar var. Arada belki o farklı. Muhteşem bir şey. Yani o farklı. O bir sohbet ortamı. Harika ama bir şey burada, yani. Ama burada insanlar, bu tarz insanlar herhangi bir materyali alıp işte bu bunu çözüyor, işte bu bununla ilgilidir, işte böyle bir şeydir gibi bize aslında doğru olmayan, aslında tam doğrusu bile hani kendi aramızda profesyonellerin net, evet şu şudur bu budur demediğimiz şeyleri kulaktan dolma. Onlarla sohbetlerinde, bak böyle gelişiyor bu iş, ben onu da anlatayım sana sevgili Emre. Buraya bir müşteri geliyor, bunların bir kısmı ilaç satıyor. Benim gibi veteriner hekimlere de gidiyor bu insanlar. Ve daha sonra onlardan duyduklarını, yanlarında başkaları da oluyor. Diyorlar ki bak bu işe yarıyormuş. Biraz da Google tarıyor. Aa diyor buldum. Bir şey bulduğu yok. Yani aslında bulduğu şeyler de eski. Çok eski. Öyle hızlı gelişiyor ki her şey. Mesela bunlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu videonun konusu değil ama. Kara melekle ilgili cahillik üstü bir durum var. Deniyor ki, efendim Taylan muadili Sintay verdiğimiz zaman kara melek geçiyor. Bak kardeşim, Sintay'la kara meleği çözemezsin. Sadece kara meleğin mikoplazmasını çözersin. 5 hastalık demek kara melek. 5. Avrupalılar
Tirozili öne çıkardılar. Tirozil. Yani Taylan'ın etken maddesini öne çıkardılar. Avrupalılar. Amerikalılar değil bak. Avrupalılar. Ama sadece tirozil kullanmazlar. Devamında başka şeyler de kullanırlar. Biz sadece kulağından tutup bir tane bir şey alıp işte Karabenek'te bu sene bunu kullandığımda çalıştı, öbür sene kullandığımda çalışmadı gibi tamamen cahilane, nedeni belli olmayan, yani bunun aslında laboratuvar testleri vardır ama bu testleri falan hiç kimse yapmaz Türkiye'de. Bunu yapmadan Karabenek'le ilgili atmak tutmakla uğraşıyorlar. Dolayısıyla yaptıkları, becerebildikleri tek şey bu. Bunu başka bir videoda derinlemesine anlatalım. Evet hocam. Biz pazar sohbeti diyoruz ama biz bunu cumadan çekiyoruz. Evet. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Bizim ne kadar iznimiz olsa da evet. Biz de o gün firmalarımız kapalı diye tatil yapmaya ayırdık zamanımızı. Pazar günü bu videoyu yükleyeceğim. Evde karantinadan sıkılan dostlarımız için. Evet, evet, evet. Çok teşekkürler. Yine bilgilendik. Rica ediyorum. Sayenizde. Var olun. Sağ olun.